Sizi kardeşim Martin'i hatırlatmış olmalıyım. Genelde düşmanlarım kılıktan kılığa girer. Aynı düşman yüzünü görmek şaşırtıcı. Buraya adımınızı attığınız ilk anda yüce muhafızların güvenlik protokolünü ihlal ettiniz. Size söz hakkı tanımamız için bize bir sebep gösterin. Sizden söz hakkı istemiyorum. Ben amacıma ulaştım. Gördüğün her yüz senin ömründen çalıyor, Polat Alemdar. Ne yaptığını sanıyorsun? Kendi ajandamı oluşturuyorum. Ajandanın İlk sayfasını çeviremeden ölmüş olabilirsin. Tarih protokolleri ihlal edenlerin görkemli cenaze törenleriyle dolu. Protokolleri kendiniz ihlal ediyorsunuz. Siz şöyle demiyor muydunuz? Bize karşı şahsi teşebbüsten daha tehlikeli bir şey yoktur. Böyle bir teşebbüs, aralarında anlaşmazlık ektiğimiz, milyonlarca kişinin yapabileceğinden daha fazla şey yapar. Kendini fazla ciddiye alıyorsun Polat Alemdar. Bu toprakların yakın tarihi, beni ciddiye almayanların cesetleriyle dolu. Hizmetkarlar sınıfı burada yalnızca bir sebepten bulunur. Protokollere olan bağlılığını ilan etmen gerekiyor. Sizin protokol dediğiniz zırvaların uygulanmaması için canım pahasına çalışacağımı ilan ediyorum. Davetli olmadığın halde bir başkasının Efe Karahanlı'nın yerine geçerek buluşmaya kendini davet ettirdin. Ama buraya kadar. Protokollere tabi olmayanlar dokunulmazlık ve ayrıcalık haklarını kaybederler. Bu çemberden dışarıya adımını attığın anda idam fermanın elinde olacak Polat Alemdar. Sizden gelecek hiçbir ayrıcalığa ihtiyacım yok. Bana Allah yeter.
burada huzuruna çıkacağın insanlara tabi olduğun sürece sorun yaşamazsın. Babam da böyle söylüyor. Baban doğruyu söylüyor. Yapmak istediğin her neyse onun için doğru yerdesin. Sen de mi bu yüzden buradasın? Asya. Burada olmak için nelerden vazgeçtin? Gidelim. Kimlerle konuştuğumu bilmek istiyorum. Gözlerini açabilirsin Yusuf. Hoş geldin. Bizi ilk anda etkilemeyi başardın. Baban ve deden bu dirayeti gösterememişlerdi. Bu yüzden onları cezalandırdınız. Biz kimseyi cezalandırmadık. Yalnızca sistemimizin kendilerine tanıdığı kredi zamanı gelince tahsil edildi. Ben size hiçbir şey borçlu değildim. Ama beni cezalandırmaya kalktınız. Beni öldürmeye çalıştınız. Bize yaşattığın hayal kırıklığının tesirinde bir hamleydi. Biliyorsun, sana yıllarca emek verdik. Ülkeni yönetmek için seçilmiştin. Ama sen verilen görevi reddettin. Vatanıma ihanet etmem. Seninle ilgili planlarımızda bazı düzenlemeler yaptık. Sana vereceğimiz görevi yerine getirirsen, bizden aldığın gücü özgürce kullanmana izin vereceğiz. Benimle ilgili planlarınız nedir? Karahanlı Hanedanı kendisine verilen krediyi tüketti. Efe Karahanlı, yani Polat Alemdar, Türkiye'deki sistemimizi çökertti. Bu sebeple Türkiye'nin idaresinin Kuzuzade Hanedanlığı'na devredilmesine karar verilmiştir. Benden ne istiyorsunuz? Hanedan değişimi protokollerimize göre kansız
olmaz. Polat Alemdar'ı öldüreceksin Yusuf. Merak etmeyin hocam. Sizi de beni de öldürmeye çalışan o kadını buldum. Buradan çıkınca onun yanına gidip canını alacağım. Zeynep. Zeynep. Evet işte o. Bir an önce iyileşmeye bakın. Siz çıktığınızda o hain artık hayatta olmayacak. Hocam ne oldu? Ne oldu hocam? Zeynep, senin annen. Her şeyi açık açık konuşmanın zamanı geldi. Thank you.
Hoş geldin. Sağ ol. Nasıl geçti? İyi. Her şey yolunda gittiğine göre Polat Alemdar bir sorun çıkarmamış. Ben sorun çıkmasın diye oradaydım. Senin raporların hazır mı? Evet. Yusuf'un takibinden dikkat çekici bir şey çıktı mı? Çıktı. Yusuf'un kız arkadaşı Azra şirkete gelip gitmeye başlayınca fark ettik. Kızı takip eden biri var. Kim? 30-35 yaşlarında genç bir adam. Fotoğraflarında tarama yaptığımızda bir sonuca ulaşamadık. Herhangi bir sabıka kaydı yok. Muhsin. Efendim. Profesör Martin'le ilgili bir araştırma yapmanı istiyorum. Özellikle ailesiyle ilgili bilgilere ulaşmaya çalış. Tamam efendim. Abi Martin'le ilgili bir şey mi oldu? Ellerimle öldürdüğüm adam dünyanın bir ucunda karşıma çıktı. Martin mi karşına çıktı? Keşke o olsaydı. Martin'in kardeşiyim diyor. Abi kim bu adam? Nerede çıktı karşına? Martin'in yerine Amon ve Ra'nın yeni hakemi o olmuş anlaşılan. Yüzyıllık sandığın açıldığı toplantıyı yönetiyordu. Ne konuştu? Bir kere daha idam fermanımız yazıldı. Bizim için yeni bir şey yok. Ama artık onlar için yeni bir şey var. Hepsini tanıdım. Gölgelerin arkasındaki güçleri gördüm. Onlar da bizim kim olduğumuzu görecekler. Thank you.
Ateş! Silah zaten temelde aynı şeydir. Yani lav silahıyla bunun bir farkı yok. Ateş! Aralarında tek fark menzil farkıdır. Doğru ateş! Hiç fark etmez. Ama önemli olan çalışmaktır. Emniyet al! Önce emniyeti alıyorsun, tamam mı? Gösteriyorum. Bak, bir kere göstereceğim, sonra sen yapacaksın. Koş! Önemli olan nişan al. Şarjör boşalt. Nişan almanın püf noktası. Emniyet al. Nefes kontrolü. Komutanım, Mervan'ın arazisinde çatışma oluyor. Nişan al. Bu silahlar dünyanın... Çatışma ne zaman oldu? Bir saat önce komutanım. Dark River askerleri iki araçla gelip Mervan'ın arazideki adamlarını öldürdüler. Köstebeğin başında şimdi onlar var. Boru hattının çalışmaları devam ediyor. Hiç ara vermediler komutanım. Çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Anlaşıldı. Nöbetinize dönün. Emredersiniz. Ne yapmamızı emredersiniz komutanım? Şimdilik bekleyeceğiz. Buradaki elemanların başında sen duracaksın. Gözünüzü dört açın. Gelen gideni anında bana rapor edin. Emredersiniz komutanım. Hatırlı misafirlerimiz olabilir. Ekstra bir hamle. Bize kritik zamanlarda nefes aldıracaktır. Ben nefes kesen bir proje hayal ediyorum Ariel. Mesele yalnızca ekonomik değil. Boru hattından geçecek petrol miktarını bilsen, uluslararası petrol piyasasındaki etkilerini çabucak hesaplayabilirsin. İstersen hemen ayrıntılı bir rapor sunabilirim. Gerek yok. Sürpriz olsun istiyorum. Pekala, nasıl istersen. Elbette. Peki bu işi Mervan olmadan nasıl başaracaksın? Mervan, Polat Alemdar'ın güdümüne girdi. Artık onunla işim olmaz. Üç ülkede kolları olan bir aşiretten bahsediyoruz. Mervan'ı hafife almıyor musun? Ben onu gayet ciddiye almıştım. Babil Devleti'nin hanedanı yapacaktım. Ama beni hayal kırıklığına uğrattı. Polat'la ilk karşılaşmasında geri adım attı ve gayet doğal haklarını kaybetti. Peki ama boru hattının arazisi onun aşiretine ait. Ayrıca sınırın öteki tarafındaki hattın ucunda da onun aşireti var. Mervan'ı denklemde nasıl çıkaracaksın? On binlerce kişilik aşirette
ondan daha akıllı birilerini bulabileceğimi düşünüyorum Ariel. Onun topraklarına el koymak bu kadar kolay olmayacak. Oldu bile. Dün gece Dark River şimdilik bizim için gerekli araziyi aşiretin elinden aldı. Boru hattıyla ilgili meselelerle ben ilgileneceğim. Sen sonrasıyla ilgileneceksin Ariel. Fehmi Kuzuzade ile anlaştığınızı zannediyordum. Anlaştık. Petrolün işlenmesi ve pazarlanması kısmını o çözecek. Sen aradaki bağlantıyı kuracaksın. Petrolü Kuzuzadelere ulaştıracak birilerini bulman gerekiyor Ariel. Sabri ile bu işi halledebileceğimizi düşünüyorum. Sabri. Bana söylemediğin başka bir şey var mı? Kimseye söylemediğim çok şey var Ariel. Burası Babil. Burada senin kanunların geçer. Bizim kanunlarımız Ariel. Bizim. Sen burayı nereden biliyorsun? Asya ile konuşmam gerek. İçeri gel. Asya burada değil mi? Hayır, dışarıda. Arayıp onunla görüşmek istediğimi söyler misin? Şu an kendisine ulaşamam. Önemli bir işi var, beklemek zorundasın. Ne zaman konuşabilirim? Bilmiyorum. İsteğini iletirim. Müsait olunca o sana ulaşacaktır. Evet. Müsait misin? Evet, bir durum mu var? Yusuf Kuzuzade az önce buradaydı. Orada mıydı? Evet, seninle görüşmesi gerekiyormuş. Alo? Asya? Demek davetsiz misafirimiz oymuş. Anlamadım. Sana birinin eve girmiş olabileceğinden bahsetmiştim. Evet ama o konuda bir şey çıkmamıştı. Belli ki Yusuf Kuzuzade izini saklamayı biliyor. Eve giren oysa onun hakkında yaptığımız araştırmadan da haberdar demektir. Neyse. Ne istiyormuş? Bir şey söylemedi. Seninle konuşması gerekiyormuş. Kararlı görünüyordu. Tamam, ben onu ararım. Peki. Benden istediğin bir şey var mı? Hayır. Hoş geldin oğlum. Gel, otur bakalım şöyle. Otur.
Nasılsın? Nasıl geçti? Bilmiyorum. Ters giden bir şeyler mi oldu? Öyle sayılmaz. Beni buradan alıp bilmediğim bir adaya götürdüler. Ve gözlerimi bağlayıp frak giymiş 13 kişinin huzuruna çıkardılar. Sen onları nasıl gördün? Gözlerim bağlı değil miydi? Onları görmek istediğimi söyledim. Ve gözlerimi açmama izin verdiler. Peki, sonra da onlarla konuştun. Ne söylediler sana? Görevimi yerine getirirsem onlardan aldığımız gücü özgürce kullanmamıza izin vereceklermiş. Görev nedir? Türkiye'nin idaresinin Karahanlı'dan bizim idaremize geçtiğini, bunun somutlaşması için de Karahanlı'nın varisinin ortadan kaldırılması gerektiğini söylediler. Polat Alemdar. Onu öldürmeni mi istediler? Evet. Sen ne dedin? Onlara itiraz etmedin değil mi? Senin ailemizin güvenliğiyle ilgili söylediklerini düşündüğüm için itiraz edemedim. Ama bunu yapacağımdan emin değilim. Neden? Polat Alemdar benim hayatımı kurtardı. Polat Alemdar, senin hayatını mı kurtardı? Evet. Kayıp olduğum dönem beni Şedid'in elinden kurtardı. Onun sayesinde bugün burada sizinleyim. Bana bunlardan hiç bahsetmedin Yusuf. Hepsi geride kaldı baba. Ortada tek bir gerçek var. O da hayatıma borçlu olduğum adamı ailemin geleceği için öldürmek zorunda oldu. Bak Yusuf, Polat'la yaşadıklarınız onun bizim ailemizin düşmanı olduğu gerçeğini değiştirmez. Merhum dedenin vefatında da onun parmağı var. Hatta seni kurtarması bile bize karşı hazırlandığı daha büyük bir planın parçası olabilir. Bu işte sonuna kadar yanındayım oğlum. Sen yapmak istemiyorsan bana bırak. Ben gereği neyse yaparım. Hayır baba. Bu iş olacaksa benim kontrolüm altında olacak. Olmak zorunda Yusuf. Eğer görevi yerine getiremezsek bu ailemizin sonu demektir. Seni, beni, Kenan'ı hiçbirimizi yaşatmazlar. Martin'in ikiz kardeşi. Çok zengin, varlıklı bir ailenin çocukları. Aile yıllar önce İsrail'den Amerika'ya göç etmiş. Üniversite yılları da İngiltere'de geçmiş. Önce Amerika'nın, sonra İngiltere'nin tedrisatından geçmiş iki kardeş. Dünyayı yönetmeye kalkmalarına şaşırmamalı. Ama ikisi de çok farklı sosyal gruplarla ilişki içine girmiş. Farklı dernek ve vakıflarla çalışmışlar. Hepsini bu dosyada bulabilirsiniz.
Üniversiteden sonra neler var? Martin akademik kariyerine devam etmiş. Ve profesörlüğe kadar yükselmiş. Peki diğeri? Onun ne yaptığını bulamadım. Üniversiteden mezun olduktan sonra adeta sırra kadem basmış. Hakkında hiçbir kayıt yok. Bu dosyada bazı kişilerle ilgili robot resimler ve ayrıntılı bilgiler bulacaksın. Bunlar hakkında da aynı çalışmayı yapmanı istiyorum. Kim bunlar efendim? Dünyanın baş belaları. Yusuf'u bu konuda yalnız bırakamayız Hakkı. O ne derse desin, bizim her türlü desteği sağlamamız lazım. Tabii efendim. Bu işin en temiz şekilde halledilmesi gerekiyor. Devleti hiçbir şekilde karşımıza almamalıyız. Eğer toplantıdan çıkan karar duyulursa, Polat'ın tarafından da muhakkak bir hamle gelecektir. Gereken tüm hazırlıkları yapın. Hiçbir zafiyet istemiyorum. Merak etmeyin efendim. Asya Hanım, Yusuf Bey'i takip eden ekibe takviye yaptı. Artık ekibin başında yeni bir isim var. Asya Hanım ona çok güveniyor. Güzel. Sen yine de her şeyin eksiksiz ilerlediğinden emin ol Hakkı. Emredersiniz. Bugün çok yoruldum. Eve gidip hemen yatacağım. Yorgunsan yarın şirkete gelme istersen. Daha ilk haftadan torpile mi başlayacaksın? Ben dinlenmen için söylemiştim. İşim bitince bolca dinlenirim. O zamana kadar çalışmaya devam. Ben memnunum. Çünkü her gün seni görüyorum. İyi geceler canım. Yarın görüşürüz. Bu mu? Evet. Eve girişte ve çıkışta Azra'yı gözlüyor. Hiçbir şey yapmıyor mu? Hayır. Evin ışığı sönene kadar bekliyor. Sonra gidiyor. Tamam. Ben onunla ilgilenirim. Sen Yusuf Kuzuzade'yi takipte kal. Lütfen arada yeteri kadar mesafe bıraktığından emin ol. Fark edilmemen önemli. Merak etme Asya. Thank you.
Yusuf. Ben Asya. Benimle konuşmak istemişsin. Evet. Sana ulaşmak pek kolay değil. Senin için çok da zor olmasa gerek. Yaşadığım yeri bildiğine göre. Ne zaman görüşebiliriz? Şu an çok önemli bir işim var. Yarın akşama biter. O zaman görüşelim. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Dediğim gibi Yürgen, askerler şiddet görünümünde olacak. Bir saat sonra bölgeye intikal edin ve etrafını kuşatın. Geldiğimde ayrıntılı raporu verirsin. Fehmi Kuzuzade ile görüşme ayarladım. Uçağı da hazırlattım. 2 saat sonra İstanbul'da olacağız. Sen İstanbul'da olacaksın. Benim yapmam gereken işler var. Pekala. İstanbul'da görüşürüz. Bak, buradaki limitten yukarı çıkılmaması gerektiğini söyler misin? Hı hı. Bu çok önemli ama. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hiç fark etmedim geldiğini. Fark ettim. Gözün hiçbir şey görmüyor. Evet, mutluluktan. Bunun için her şeyi yapmaya hazırım. O zaman 1 milyon lira nakitle başlayabilirsiniz. Kendim için değil, vakfın kuruluşu için istiyorum. Sibel benim sağ kolum. Cahit de... Ben Cahit Bey'i tanıyor sayılırım. O kadar çok duydum ki adınızı. Memnun oldum Sibel. Ama tanıştığımız anda benden para istemeni de unutmayacağım. Ayrıca Safiye Hanım beni nasıl tanıttı merak ettim gerçekten. Safiye Hanım'la tanışmak için bir tabloya 25 milyon dolar verdiğinizi biliyorum mesela. Sustum, tamam. Ben bir su almaya gideceğim. Siz bir şey içer misiniz? Yok, sağ ol. Uzun zamandır tanırım. Çok çalışkan bir kızdır. Bu yola çıkarken onun yanımda olması bana güç verecek. Burada patron sensin. Kiminle istersen onunla çalışırsın. O zaman Cahit Bey, sizi bu çalışmaların içinde daha sık görmek istiyoruz. Söyledim. Elimden ne gelirse yapmaya hazırım. O zaman biraz hava almaya çıkalım ne olur. Sabahtan beri burada çalışmaktan çok yoruldum artık. Olur. Çıkalım hadi. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın devam ederiz. Tamam, ben hallederim onları. Tamam. Var olan santrali, toryum ve sır madeninin bileşimiyle çalışmak için her şey hazır. Eğer siz de onay verirseniz dönüşüm çalışması başlayacak. Benim istediğim bundan biraz daha farklıydı Altaycığım. Ama mühendisler bütün ayrıntılar üzerine uzun uzun çalıştılar hocam. Ben de bu işe hayatımı verdim, değil mi?
biz bunu ülkemizin kalkınması, insanlığın sağlıklı ve verimli bir enerjiye kavuşmaları için yaptık, değil mi? Çevreyi kirletmeyen enerjiyi biz bulduk oğlum. Ve bunu insanlığın hayrına, tüm dünyaya pazarlamalıyız. Onlar sadece gelişen teknolojiyi dikkate alarak bizim alanımız dışında bazı teknik yenilikler önerdiler. Ben de inceleyince onlara hak verdim. Siz bana eski kafalı mı diyorsunuz yani şimdi? Estağfurullah, kimin haddine? Bence de. Yaylalarda, tarlalarda, torosların ta başında dolanırken bile gözüm, kulağım hep dünyaya açıktı yavrum. Burada da dört duvar arasında otururken hep yeniliği takip ederim ben. Biliyorum. O zaman bunu lisan-ı münasiple o genç mühendislere git anlat. Getirtmeyin beni oraya ama. Tamam hocam. Bana da anlatırsanız nerelerde sorun gördüğünüzü düzeltmek daha kolay olur. Senin 2003'te Eskişehir'deki çalışta için hazırladığın bir dosya vardı. Hatırlıyor musun? Evet. Siz onu biliyor musunuz? Elbette biliyorum. Ben ne anlatıyorum sana? Haklısınız. O zaman biz sizi kaybettiğimizi sandığımız için onlardan haberiniz yokmuş gibi düşündüm. Ben orada seni dinliyordum evladım. Gerçekten mi? Beni yeni tanıyormuş gibi davranmayı bırak da işimize bakalım. Evet, tamam. Özür dilerim. Ama her seferinde yine şaşırmaktan kendimi alamıyorum hocam. Güzel. O zaman bir daha şaşır. Dur bak, gel. O dosyada uranyum, toryum karşılaştırması yapmıştın. Sen. Çok doğru tespitler vardı orada. Biliyor musun? O dosyayı aç, bak. Bak, sonuç bölümünden önceki sayfada uranyum kaynaklı nükleer santrallerin toryuma uyarlanmasıyla ilgili teknik detaylar var orada, yazılı. Evet, rakamları tam hatırlamıyorum ama riskin azaltılması için kullanılması gereken yöntemlerle ilgili bir tablo olması gerek. Ben rakamları da hatırlıyorum. Sen kendin bak. O zaman neden bahsettiğimi anlayacaksın oğlum. Peki hocam. Hadi bakalım. Altay. Buyurun. Basın toplantısında bizim hedeflerimizi anlatırken gözlerinin nasıl parladığını hatırlıyorum. Heyecanını da anlıyorum oğlum. Ömrünü adadığın bu çalışmaların sonucunu herkese göstermek istemişsin. Ama şunu unutma. Artık arkamızda bize inanan Polat gibi bir kuvvet var yavrum. Biz kimseye kendimizi ispat etmek zorunda değiliz. Biz kendi bildiğimiz şeyi kendi inandığımız şekilde yapabiliriz. Anlıyor musun oğlum? Çok iyi anlıyorum hocam. O zaman hem yere sağlam basalım hem de hızlı yürüyelim. Tamam mı? Hava soğuk, dışarı çıkarken kalın giyin. Kendin mi yapıyorsun yoksa hazır salep mi? Kendimiz yapıyoruz efendim. Bucaktan geliyor salebimiz. Ver bakalım iki tane. Peki efendim. Siz geçin ben getiririm.
Üşüdün mü? Çok soğuk. Bak. Ellerin donmuş. Başka yere gitseydik, söyledim ben sana. Ben de buraya gelmek istediğimi söyledim. Başka bir yerde olsak elimden böyle tutmazdın. Şaka yaptım. Burası iyi geliyor bana. Zaten sabahtan beri içeride çalışıyoruz. Kapalı yerde bunalacaktım. Ne zaman istersen söyle gidelim. Hasta falan olma sonra. Başımda bekleyip bana çorba içirmek zorunda kalacaksın diye mi korktun? Yok. Vakıf çalışmaları aksar diye korktum. Buyurun. Sağ ol. Sağ olun. Afiyet olsun. Al bakalım. Sağ ol. Çok teşekkür ederim Cahit. Niçin? Vakıf konusunda bana destek verdiğin için. Sen eğer benim yanımda olmasaydın, abim belki de izin vermezdi. Abi de bunun seni ne kadar mutlu edeceğini biliyor. Elbette ama... Sen bana destek verdin diye o da içi rahat bir şekilde tamam dedi. Gerçekten beni çok mutlu ettin. Dikkat et, çok sıcaktır. Ağzın yanmasın. Çok güzelmiş. İçim ısındı. Bütün bölge ülkelerindeki güç dengelerini değiştirecek yeni bir yapılanmayla karşı karşıyayız hocam. Bir süre önce Kudüs'te yapıldığını duyum aldığımız toplantı da aynı yapılanmanın bir adımı olmalı. Toplantıyı idare eden kişinin İsrail'le bağlantıları olduğu bilgisi kesin. Türkiye-İsrail ilişkileri açısından hareketli geçen bu dönemde olumsuz etki yaratacak ivedi bir hamle bekliyor musun? Bunlar Türkiye'nin kimseyle iyi geçinmesine izin vermemek için ellerinden geleni yapacaklardır. Şu anda aktif ya da pasif durumda olan herkesle bağlantıya girebilir, her hücreyi kullanabilirler. Öyleyse bu aşamada Türkiye'de politik karmaşanın, Orta Doğu'da ise çatışmalı ortamın devamı için seri hamleler gerçekleşebilir. Siz bu süreci Türkiye'den mi takip edeceksiniz yoksa yine çatışma bölgesine gitmeyi düşünüyor musunuz? İstanbul ve Ankara'da seri birkaç görüşme yapmam gerekiyor. Sonrasında ise elbette yine bölgeye döneceğim. Yasin siz gidene kadar orada çalışmaya devam edecektir. Bu gerçekten çok önemli. Yasin'in aracılığı, oradaki Türkmen güçlerine vermiş olduğu eğitim ve donanım desteği olmasa, bölgede bütün dengeler bir anda Türkiye aleyhine dönebilir. Kalıcı bir barış ve güven ortamı sağlanana kadar, orada kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda Sayın Ferdinand'ın bahsettiği miktarda bir petrolü işleyebilecek ve pazarlayabilecek durumda değiliz. Bunun için bize biraz zaman tanımanız lazım. Boru hattının tamamlanması birkaç haftayı bulur. Bu sürede siz de hazırlıklarınızı yaparsınız. Elbette. Ferdinand'la son görüşmemizden bu yana Hakkı Bey de depolama meselesiyle ilgileniyor zaten. Petrolün işlenmesi sürecinde... depolanabileceği tesislerle görüşmeler yapıyoruz. Boru hattı tamamlandığında biz de hazır olacağız. O zaman geriye tek bir nakliye sorunu kalıyor. Onun çözümünü de yanımda getirdim.
Sabri Bey, bir süredir sınır taşımacılığında beraber çalışıyoruz. Sabri Bey'in bazı işlerinden haberimiz var. Ama bu ölçekte bir nakliye işini üstlenebilir mi bilmiyorum. Biz de bunca yıldır yerimizde saymadık Fehmi Bey. Filomuz günden güne genişliyor. Çok yakında siz de bizim yapabileceklerimizin şahidi olacaksınız. Tabii ki. Hepimiz öyle olmasını isteriz. Nakli işi başladığında ihtiyaca göre Sabri Bey'in filosunu genişletme konusunda ayrıca çalışabiliriz. Elbette. Hatta bakarsınız Avrupa'ya nakliye işini de Sabri Bey'e veririz. Memnun olurum. Pekala. O halde sizden haber bekliyoruz. Biz de bu süreçte çalışmalarımızı hızlandıracağız. Çok yakında görüşeceğiz Fehmi Bey. Sağ olun. Buyurun. Amerikan konsolosluğunu bastığımız zamanı hatırladım. Tek kelime Arapça bilmiyorduk o zamanlar. Şükran şükran diye dolaşıyorduk ortalıkta. Tabii ya, çok riskli bir işti. Benim tarzım. Ne yapıyorsun? İşaret gelene kadar kimse yerinden kıpırdamasın Yürgen. Silahını bırak, teslim ol. Çekiliyoruz. Daha fazla kaybı göze alamayız. Henüz işaretimi vermemiştim Yürgen. Kurşunların bitmesini bir işaret olarak algıladım. Uzun zaman oldu. Heyecan yaptım. Hala buraya neden geldiğimizi söylemedin. Birazdan göreceksin. Neyi?
Vay canına. Burada böyle bir hazine olduğunu unutmuşum. Unuttuklarımızı hatırlama zamanı Yürgen. Benden ne istiyorsunuz? Hanedan değişimi protokollerimize göre kansız olmaz. Polat Alemdar'ı öldüreceksin Yusuf. Nasıl bir işin içine düştüm ben? Seni uyarmak istiyorum delikanlı. Ben çocukluğumdan beri beni uyaranların hikayelerini dinliyorum. Benim anlatacaklarım hikaye değil. Benimle ilgili ne biliyorsunuz ki? Dedenin ve babanın hizmet ettiği büyük ortakları seni özel yeteneklerle donatıp Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ülkeyi yönetecek adaylardan biri olarak yetiştirdiler. Sen onlar için göreve geldiğinde sana verdikleri her şeyi fazlasıyla geri isteyecekler. Babana yaptıkları gibi. Hayırdır? Yolunu kaybettin herhalde. Gel ben sana doğru yolu göstereyim. Sakin olun. Sadece arkadaşınızla konuşacağım. Önce bizimle konuşman lazım. Anladığınız dil buysa konuşalım. Geveze karılardan hiç hoşlanmam. Terbiyesiz. Tamam mı, devam mı? Şş, kalk lan. Şş, şş, kalk kalk. Şş. Biri seni görmek istiyor. Bu kızı niye takip ediyorsun? Oğlum silah var lan bunun.
Lan nereden buldun sen silah? Silah bulmuş ama kullanmaktan haberi yok. Önce emniyet açacaksın. Konuş. Konuş. O konuşamaz, dilsizdir. Sana zarar vermeyeceğim. Yanlış bir hareket yapma. Sana bu silahı, bu kızı öldürmen için mi verdiler? Kızı niye takip ediyordu? Biz inşaatta çalışıyoruz. Bu da bizimle çalışıyordu. Sonra birkaç adam geldi, bu da onlarla kayboldu. Sonra da birden bir sürü parayla geldi. Parası var diye bir şey sormadık. Telefonunu ver bakalım. Oğlum versene telefonunu. Ver telefonunu. Zaman zaman hırsa kapılıp yanlış adamlarla çalışsan da sen bu vatanın evladısın. Anne, yine başlama. Başlarım efendim. Kaç yaşında olursan ol, anne sözü dinleyeceksin. Ne dedim de dinlemedik? Sana Polat'ın ekibinden ayrılma dedim. O artık çok eski bir hikaye. Bizim onunla yollarımız çoktan ayrıldı. Yanlış yaptın. Ama yanlışın neresinden dönersen kârdır. Sen de bu vatanın evladısın. Bunu sakın unutma. Benim de vatan için çalışırken bir tarzım olduğunu herkes biliyor. Bir tek sen kabul etmiyorsun. Etmem efendim. Ben netice görmek istiyorum. Ne bana bir şeref madalyası getirdin, ne de bir torun verdin. Anne tebrik ederim. Vallahi tebrik ederim. Biz vatan meselesi konuşurken torun hikayesini nereden çıkardın? Benim hiç aklımdan çıkıyor mu? Bir sor bakalım. Ahir ömrümde senin izdivacını görmek ve torun sahibi olmak istiyorum. Yoksa gözüm açık gider. Anneciğim, çok önemli bir haber bekliyorum. Müsaadenizle şu telefona bir bakayım. Ne istiyor gerizekalı bu saatte? Daha fazla para vermezsen Yusuf'la konuşurum. Yarın konuşalım. Canım. Başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Köyü yeni elemanlarla takviye edeceğiz. Bir daha böyle bir talihsizlik yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Şedid elemanı olduklarına emin misin? Ben daha önce hiç Şedid'le karşılaşmadım komutanım.
O yüzden emin olamıyorum. Ama aşirettekiler şiddet olduklarını söylüyorlar. Ne yöne ilerlediklerini gördünüz mü? Güneye doğru ilerlediler komutanım. Ne işleri var bunların güneyde? Kayıt başlasın. Şedid İslam Devleti, putperestlerin antik kentini ele geçirmiştir. Dinimizin esaslarına uymayan bu tapınakların İslam coğrafyasında yeri yoktur. Allah'ın izniyle bu kenti Allah'ın gazabına uğramış Ad, Semud, Medyen kavimlerinin akıbetine uğratacağız. Bu antik kenti bütün dünyanın gözleri önünde yerle bir edeceğiz. Bombaları yerleştirin. Bombaları yerleştirin. Bunu gerçekten yapmayacaksın, değil mi? Bunu yapabilme gücünü elinde tutabilmek benzersiz bir duygu. Bu toprakların kaderini tayin etmek benim elimde Yürgen. Burada Tanrı benim. Bu tapınak da bana ait. Tamam. Bırakalım. İnsanlar sana tapsınlar. Merak etme. İşin aslı kayıt dışı. Bakalım bunu hediye ederek bu Noel'de kimi sevindireceksin? Noel'i kutlamayan birini tabii ki. Vakfın uluslararası alanda da prestijli olması çok önemli. Uluslararası prestiji yüksek vakıflara bakınca seninle aynı fikirde olduğumu söyleyemem. Senin durduğun yerden bakınca öyle olabilir. Siz başka bir yerden mi bakıyorsunuz Safiye Hanım? Bazı konularda senin kadar katı değilim diyelim. Ama birlikte yola çıkacaksak öyle olman gerekecek. Tamam, öyle olurum ben de. Yeter ki sen beni yalnız bırakma. Bırakmayacağım. Çocuklara yardım etmeyi senin kadar ben de istiyorum Safiye. Göreceksin bak, o kadar güzel olacak ki her şey. Dünyada çocukları mutlu etmek kadar insana huzur veren bir şey olamaz gerçekten. Savaşın, silahların, açlığın gölgesinde büyümüş bir çocuğa küçük bir plastik top veriyorsun, bir anda dünyanın en mutlu insanına dönüşüyor. Onlara güven duygusu verdiğin anda etrafında mutluluk çemberi örüyorlar. O günleri hayal ediyorum Cahit. Bir sürü mutlu çocuk hayal ediyorum çevremizde. El ele mutluca oynuyorlar. Çocukları anlatırken kendi de çocuk gibi oluyor. En çok da bu halini seviyorum onun. Ben Safiye kadar güler yüzlü değilim ama. Hele de mesaiye patrondan sonra başlayanlara. Şaka yapıyor. Biz zaten erken başladık. Peki. Hadi sen de çayını al, gel başlayalım. Hı hı. Ben de senin en çok bu vicdanlı halini seviyorum.
buluşma yeri göndermiş beyinsiz. Ne yapmamızı istersiniz? Gidin. Aklını başına getirene kadar dövün. Ona akıl veren kimse, onu da öğrenin. Ben de gidip onun aklını başından alayım. Emredersiniz efendim. Efendim Asya. Akşam 9 senin için uygunsa istediğin konuşmayı yapabiliriz. Uygun. Beylerbeyi sahildeki parkı biliyor musun? Evet. Beni orada kötü bir sürpriz beklemeyecek değil mi? Hayır. Sadece konuşacağız. Tamam. Bu bölgede bütün geçişler tutulmuş efendim. Zayıf nokta tespit edebildiniz mi? Sızabileceğimiz bir alan tespit edemedik komutanım. Kaç kişiler? 50 civarı komutanım. Efendim Yasin. Abi, Şedid dün gece Türkmen köylerinden birine baskın yaptı. Vaziyet nedir? Köyün muhafızlarından 3 kişi şehit oldu. Köy şu anda Şedid'in elinde mi? Hayır, bizim kontrolümüz altında. Şedid köyü geçip güneye ilerlemiş. Şedid olduklarından emin misiniz? Köylülerin beyanı bu. Ben de bölgede yaptığım çalışmada Şedid unsurlarına rastladım. Orada gereksiz risk alacağınız bir çatışmaya girmeyin Yasin. Himayemizdeki insanlar için tehlike söz konusu olmadıkça harekete geçmeyin. Tamam abi. Thank you.
Film için gereken bütün görüntüler alındı mı? Evet efendim. Sen şimdi stüdyoya geç. Ve bütün dünyanın izleyeceği sansasyonel haberin hazırlıklarına başla. Emredersiniz efendim. Ama acele et. Haber bu akşam yayına hazır olacak. Tamam efendim. Görüntüleme işi bittiyse iş makineleri kente girecek. Tanrı'nın gazabı için bütün şartlar olgunlaştı. Yıkım başlasın. Buyurun Yusuf Bey. Hüsnü Bey merhaba. Bugün Öktem Hoca'yı ziyaret etmek istiyorum. Gelmeden önce durumunu sormak istedim. Özel misafirimizin durumu hızla iyiye gidiyor Yusuf Bey. Hatta ziyaretinizin ona faydalı olabileceğini söyleyebilirim. Moral anlamında yani. Tamam. Teşekkürler. Ettiği yer burası mı? Burası abi. Nerede bu uyanık? Biraz bekleyelim abi. Paranın kokusunu aldıysa gelir. Bak bakalım sana işi veren adam bugün. Burada olmadığından emin misin? Nasıl biriydi sana bu işi yaptıran? Efendim. Mete Bey, adam gelmedi. Ne demek gelmedi? Bekliyoruz ama gelen giden yok. Başına gelecekleri anladı, vazgeçti demek. Ne emredersiniz? Bir süre daha bekleyin. Gelmezse dönersiniz. Anlaşıldı efendim. Biraz daha bekleyeceğiz. Tamam abi.
Durumu nasıl? Her şey normal. Maşallah. Nasıl hissediyorsunuz? İyiyim çok şükür. Zihnim uzun zamandır bu kadar berrak olmamıştı. Çok güzel. Yani 2015 yılının Eylül ayında olduğumuzun farkındasınız. Eylül mü? Değil mi? Yeni yıla girmedik mi? Girdik elbette. Ben yeni yıl kutlamalarına pek alışık olmadığım için farkında bile değilim. Eğer beni yoklamaya çalışıyorsanız gayet iyi durumdayım. Zihinsel melekelerim yerinde. Gözüm kulağım da sağlam. Hatta kapının önüne yaklaşan iki kişinin ayak sesleri vardı. Siz içeri girdiniz, biri orada kaldı. Misafirim mi var? Evet, tam söylediğiniz gibi. Sizi sağlıklı günlerinizde tanımaktan büyük zevk duyacağım Ökten Bey. Misafir kim? Buyurun. Hoş geldin Yusuf. Sağ olun. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sen nasılsın? İlk söylediğinizde inanmak istemedim. Sonra araştırdım. Doğruymuş. Benim gerçek annem o kadınmış. Peki ben kimim hocam? Gerçekleri duymaya hazır mısın Yusuf? Yalanlarla bir gün daha geçirmek istemiyorum. Kimim ben? Sen bu vatanın geleceği için hazırlanmış bir projesin. Ben bu boş lafları değil, gerçekleri duymak istiyorum. Babamın bu kadınla nasıl bir ilişkisi var? Fehmi Kuzuzade'den bahsediyorsak, Asya Tunay'la, yani gerçek adıyla Zeynep Oğuz'la Fehmi'nin hiçbir ilişkisi yok. Böyle bir şey nasıl olur? Onun benim annem olduğunu söylüyorsunuz. Evet, Zeynep senin annen. Ama Fehmi gerçek baban değil. Ne anlatıyorsun sen? Gerçekleri Yusuf. Sadece gerçekleri. Bunları düşünüp tartman için çok zamanın olacak. Şimdi otur ve sanki başka birinden bahsediyormuşuz gibi anlatacaklarımı dinle. Ama siz bana bütün hayatımın sahte olduğunu söylüyorsunuz. Hayır. Gerçeğin görünenlerin arkasında olduğunu söylüyorum. İngiltere'de ilk dersinizde söylediğiniz şey buydu. Gerçek, görünenin arkasında gizlidir. Evet, ben senin için oradaydım Yusuf. Tamam. Anlatacağınız her şeyi dinleyeceğim. Tıpkı dersinizi dinler gibi. Devletin görünen resmi kurumlarının dışında bir kısmı birbiriyle bağlantılı, bir kısmı da bağımsız çalışan güçlerin olduğunu biliyorsun. Derin devlet. Devletin derini sığ olmaz. Devletin olduğu her yerde bir derinlik vardır.
benim bahsettiğim güçler, devlet adına kendi karar verip uygulayan bazı kişiler ve kurumlar. Şimdi bunların kim olduklarını değil, ne yaptıklarını öğrenmek istiyorum. Aslan Akbay adındaki bir istihbarat görevlisi, yıllar önce kendi karar verdiği bir operasyon için düğmeye bastı. Kuzuzade ailesinin varisini o tayin edecekti. Sen de o adamla çalışıyordun. Evet. Aslan Akbay ömrünü bu vatana adamış bir isimdi. Ve hepimizin idolüydü. Ben de onun için çalıştım. Fehmi Kuzuzade'nin eşi hamile kaldığında gebelik süreci ve doğum için kurulan 3 kişilik hekim grubunun içine ben de girdim. Peki o bu işin neresinde? Yani Zeynep Oğuz. O da Aslan Akbay'ın ekibinden. Fehmi'nin karısıyla eş zamanlı hamile kaldı. Kimden hamile kaldı? Planın riske edilmemesi için Zeynep'in çocuğunun babasını bilmemesi gerekiyordu. Bu yüzden ben suni döllenmeyle onun kimliği bilinmeyen birinden hamile kalmasını sağladım. Yani gerçek bir ilişki olmadan kadın başkasının spermiyle çocuk sahibi oldu. Evet. Yani çocuğun babasının da bir şeyden haberi yok. Ben senin sağlıklı doğup güven içinde büyümen ve vatansever bir genç olarak yetişmen için çalıştım. Kenan da gerçek kardeşim değil o zaman. Değil. Anneleriniz de babalarınız da farklı. Nasıl yaptınız bütün bunları? Hastanede kilit noktalardaki herkes ayarlanmıştı. Fehmi'nin eşi doğum için hastaneye geldiğinde bir başka odada Zeynep de doğum için hazırdı. Fehmi'nin ikiz oğulları doğduğunda Zeynep'in yeni doğan bebeği büyük bebekle değiştirildi. Bütün kayıtlar, evraklar şüphe çekmeyecek şekilde düzenlendi. O kadın çocuğunu öylece bırakıp gitti mi? Baştan bunun için söz vermişti. Ama doğumdan sonra bunu kabullenmekte zorlandı. Mecbur kaldı. Hem kendi hayatını hem de çocuğun hayatını riske etmemek için her şeyi bırakıp gitti. Bir daha da hiç aramadı. Daha konuşmamız gereken çok şey var Yusuf. Ben bazı şeyleri temizledikten sonra tekrar konuşuruz. Neyi temizleyeceksin? Önce o kadınla yüzleşip ana meselemi çözeceğim. Sonra da yolumdaki bir engeli kaldıracağım. Hangi engel? Polat Alemdar. Senin onunla ne meselen var? Benim de sizinle konuşacağım çok şey var hocam. Siz şimdi dinlenin. Bir isteğiniz var mı Ökten Bey? Evet. Bana kağıt kalem getirir misin? Elbette. Hemen hallediyorum. Bir de haber verin. Polat Alemdar'la görüşmek istiyorum.
Affedersiniz efendim ama görmeniz gereken bir şey var. Son dakika. Şedid'den tarih katliamı. Şedid, Suriye topraklarındaki 2500 yıllık antik şehri yerle bir etti. Kim bunlar? Şedid efendim. Bizden habersiz bunu nasıl yapabilirler? Bu ne cüret? Araştırıyoruz efendim. Antik kent için adanın en güzel bölümünü hazırlıyordum. Bak şuna. Yine ne yaptılar Polat'ım? Bak, orta çağ yaşıyorum. Aç şu televizyonu, aç haberleri aç bak. Bak. Ne oldu yine Anadolu Hanım? Aç, aç televizyonu bak. Son dakika. Görüyor musun Şedid'den bak? Bak medeniyet yani. Düşmanları. Bu defa Şedid, neler yaptılar. Suriye topraklarındaki İnsanları 2500 katlettiler. Yetmedi. Şimdi de kültürel değerleri katlediyorlar. Medeniyetten iz bırakmayacak bu vandallar. 2500 yıllık antik kent. Şimdi de orayı talan edecekler. Neyi talan edecekler? Koca kenti yerle bir ettiler. Görmüyor musun oğlum? Mesele göründüğü gibi değil. Nasıl peki? Bu gördüğün Şedid bile değil belki de. Vandalizm de değil aslında. Adi suç. Ne demek istiyorsun sen oğlum? Şedid süsü vererek müzeleri yağmalıyor, antik kentleri, tarihi eserleri kaçırıyorlar. Bana koskoca antik şehri bir yerden alıp başka bir yere taşıyacaklarını mı söylüyorsun? Tamamını değil belki ama yapmadıkları şey değil. Bir yaşıma daha girdim. Bu patlama şimdi gerçek değil öyle mi? Yani film mi bu, film mi? Film hilesi, aynen öyle. Yakında aynı antik kenti başka bir ülkede turizme açarlar. Yerinden kaçırıp sözde koruma altına aldıkları eserlerden yılda milyon dolarlar kazanırlar. Bunlar fırsatını bulsa Meryem Ana'yı da alıp götürürler. Bu hırsızlara fırsat verme Polat. Vermeyeceksin değil mi? İnşallah. Çok dikkatli olun. En ufak bir aksama felaketiniz olur. Yok, ben anlatamadım galiba. Çok dikkatli yere bırak, dik dur. En ufak bir hata, felaketiniz olur derken ciddiydim gördüğünüz gibi. Şimdi devam. Gemi limanda kalkışa hazır. İlk konvoy limana ulaştı. Yükleme başladı. 3 saat sonra limandan hareket edeceğiz. Güzel. Buradaki iş de bitmek üzere. Dikkatli. Sevgili Jürgen, ülkelerden birinde antik bir kent varmış. Ülkenin başındaki kral bir gün Tanrı'ya meydan okumuş. Demiş ki,
Ben Tanrı'ya ulaşmak için bir kule yapacağım. Efendim, kentin etrafındaki şiddet elemanları bölgeyi terk ediyor. Efendim. Alo Yasin. Hala antik kent yakınlarında mısınız? Evet abi. Bölgede patlama sesi duydunuz mu? Hayır. Antik kentin şiddet tarafından patlatıldığına dair haberler var televizyonda. Siz bir şey gördünüz mü? Hayır ama şimdi bir haber aldık. Şiddet elemanları bölgeyi terk ediyorlar. Antik kenti taşıyorlar Yasin. Nasıl olur? Bu kadar zamanda mı abi? Ne kadar yakındasınız? Kontrol edebilir misiniz? Çatışma ihtimali yoksa bölgeye çok yakınız abi. Dikkatli olun Yasin. Tuzak kurmuş olabilirler. Hadi araçlara. Hadi 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 hadi. Ne oldu Yasin? Burası harabeye dönmüş abi. Etrafta iz var mı? Çok sayıda kamyon yükleme yapmış. Bir de galiba vinç çalışmış burada. O kadar malzemeyi karayoluyla nakledemezler. Limana gidiyorlar Yasin. Bekledik gelmedi efendim. Eski mahallesine bakıp aramamızı ister misiniz? Deli saçmalıklarıyla uğraşacak değiliz. İşinize gücünüze bakın. Tamam efendim. Ne oldu? Efendim? Ne var? Burası benim evim. Burada her şeyi konuşarak halledebiliriz. Silah gerek yok. Yusuf Kuzuzade ile ne derdin var?
Senin onunla ne ilişkin var? Ben onun güvenliğinden sorumluyum. Ben de kendi güvenliğimden sorumluyum. Yusuf'un sevgilisini kaçırdığını biliyorum. Bana gerekçelerini anlatmazsan, ben bildiklerimi ona anlatırım. Ben Yusuf'a zarar verme peşinde değilim. Öyle olsa sevgilisini misafir etmek yerine Yusuf'u yolcu ederdim. Ona yaklaşmayı aklından bile geçirme. Bizim Yusuf'la bir sorunumuz yok. Olanları da aramızda hallettik. Oğlum, misafirin gelmiş. Bana niye haber vermiyorsun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niye ayaktasınız? Ben öylesine uğramıştım hanımefendi. Çıkmam gerek. Olur mu hiç? Bir kahve içmeden asla bırakmam. Mete, bir şey söylesene. İsterseniz bir kahve içelim, Asya Hanım. Hayır, teşekkür ederim. Bu konuyu tekrar konuşmak için bir araya geldiğimizde içeriz acı kahveyi. İyi akşamlar. Güle güle. İyi akşamlar size. Her zaman beklerim. İyi akşamlar. Durdun durdun, sonunda turnayı gözünden vurdun. Bak, bu kızı da kaçırırsan hakkımı helal etmem. Haberin olsun. Anne. Gel. Gel üstüne. Efendim, sizi namüsait bir zamanda rahatsız etmemiş olmayı arzu ederim. İsterseniz çıkabilirim. Zaten girdin Hüsnü, neden çıkıyorsun? Bir şey mi söyleyeceksin? Efendim, yüksek gizlilik derecesiyle hastanemizde bulunan hastamızdan size mesaj getirdim. Öktem, iyi mi? Yüksek gizlilik derecesindeki hastamız gayet iyiydi. Fakat bugün Yusuf Kuzuzade tarafından ziyaret edilince biraz rengi solmuş olabilir. Yusuf Kuzuzade Öktem'i mi ziyaret etti? Evet efendim. Öktem Bey de acilen sizinle görüşme talebinde bulundu. Yükleme tamamlandı. Gemi 10 dakika içinde limandan ayrılacak. Alles klar. Gidelim. Siyah sancak.
Durdur onları Yürgen. Bu iş aksarsa limanı yakarım. Ben hallederim. Siz gemiyi kaçırmayın. Mevziyi kaybetmeyin. Bir süre daha dayanmalıyım. Hızlı ilerliyorlar. Fazla dayanamayız. Tamamdır. Geri çekiliyoruz. Tekirin! Erdi. Dur. Elimizden kaçırdık. Geri çekiliyoruz. Geri çekiliyoruz. Thank you.
Bu akşam her şey ortaya çıkacak. Merhaba Öktem Bey. Merhaba. Beni biraz bekler misin? Son birkaç cümleyi yazıyorum. Tabii, bekliyorum. Sizi böyle iyi gördüğüme sevindim. Sayenizde. Bugün hayattaysam bunu size borçluyum. Estağfurullah. Siz hayatınızı adayarak borcunuzu vatana ödediniz. Benimki yanında çok önemsiz kalır. Bilmen gereken çok önemli bir şey var. Asıl bunu söylemek boynumun borcu. Dinliyorum. Sana bunu nasıl anlatacağımı bilemedim. O yüzden yazmayı tercih ettim. Neyle ilgili bu? Yusuf'la ilgili. Aslan Akbey'in Yusuf Kuzuzade operasyonu. Bu da ne demek? Devamını okuyunca her şeyi anlayacaksın. Aslan Akbey geçmişte kaldı. Ben artık onun hiçbir işiyle ilgilenmiyorum. Buna sırt çeviremezsin. Ben bu operasyon için yıllarımı verdim. Belki siz yıllarınızı verdiniz. Ama insanların da hayatını çaldınız. Size başkalarının kaderlerini tayin etme hakkını kim verdi? Aslan'a olan tepkini de, haklı gerekçelerini de anlıyorum Polat. Kimse bunu yaşamadan anlayamaz. Bu yüzden Yusuf'a yardım etmek zorundasın. Aslan'ın da, sizin de saçma planlarınıza ortak olmak zorunda değilim. Yusuf'u yalnız bırakamazsın Polat Alemdar. Çünkü o senin oğlun.